Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yerinde Sohbet programıyla elimizden geldiği kadar birçok kişiyle yerinde sohbet etmeye çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de daha önceki tabii yayınlarımda Bitirim Zeki'yi sizlere birçok defa takdim etmiştim. Göstermiştik, anlatmıştık ve bugün yine Bitirim Zeki'nin yanındayız. Yerinde sohbeti Bitirim Zeki abiyle yapalım istedik. Çünkü Bitirim Zeki Sivas'ın bir markası, maskotu diyebiliriz. Sevilen abilerinden bir tanesi ve Sirel Caddesi'nde her gün burada o küçük büfesinde o düzen içerisinde kendi dünyasında yaşıyor ve birçok da seveni var. Biz de dedik efendim yerinde sohbeti Bitirim Zeki ile yapalım istedik. Bitirim Zeki abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldik Hakan Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, Zeki iyisin abi. Canım İyiyim benim. Efendim, çok teşekkür Allah ederiz. Allah iyilik, sağlık versin. Amin, sen iyisindir. Çok şükür, sizin yaptığınız programlar benim için dünyaları değiyor. En güzel programları sizlere sunuyorum. Allah razı olsun. Çok memnunum, dağlar kadar memnunum sizden. Sağ olun Hasan abimiz. Ne demek efendim? Ve bunlar da benim değerli komşularım, bana evet. yardımsever arkadaşlarım. Adnan abi. Adnan evet. abi. Evet. Adnan efendim. Abi sen bir şeyler söylemek ister misin? Hemen böyle programımızın başında Zeki abi sen her gün görüyorsun, her gün onun yanındasın, destek oluyorsun. Hemen şöyle senden bir iki cümle alalım, sonra Zeki abiyle biz sohbetimize başlayalım. Buyur Adnan abi. Zeki abim güzel bir insan, çarşımızın sevilen bir insanı. Çok güzel bir insan. Zeki abim böyle kendi dünyasında yaşayan, hiç kimseyi kırmayan, kimseye avuç açmayan. Özellikle. Ne güzel. O çok önemli. Kimseye avuç açmayan, tabii. çalışıp kazanan bir insan. Ve genelde de insanlara yardım eden bir insan bu haldeyken. Zeki abim öyle bir insan. Çarşımızın medeni iftiharı. Güzel bir abimiz. Evet. Sağ ol, biz elimizden geldiği kadar, Zeki abim biraz biliyorsunuz rahatsız olduğu için, biz elimizden ne gelirse, gücümüz ne yeterse yardım etmeye uğraşıyoruz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Tabii evimizden çok Zeki abimle beraber kalıyoruz diyelim. Oo, normalde ne güzel, sabah 7 işe geliyoruz, işte akşam 8'ine 9'una kadar beraberiz. Evet. Evimize gidiyoruz, 3 saat hanımın yüzünü belki görüyoruz, belki de görmüyoruz. Zeki abiyi daha fazla görüyoruz değil mi o zaman? Tabii canım. Ne güzel. Bir de bu tabii işte caddenin adının Bitirim Zeki olması gündeme gelmişti. Onunla da ilgili bir iki cümle vallahi söylerseniz. Benim bildiğim kadar çarşı esnaf arkadaşlarımızın çarşının bir kısmı, istiyor. Hepsi bile değil ama evet. yarım bir kısmının işte Zeki abinin kulübesinin olduğu yerin isminin Bitirim Zeki sokağı veya caddesi olmasını istiyor. Herhalde benim bildiğim kadar da belediye başkanımız bir söz vermişti. Evet, onu yapalım da diye. Dinleyeceğiz. Herhalde onu da dinlersiniz. Zeki abi bize anlatır. Olmasını istiyoruz yani. En azından memleketimizin işte tanınmış simasından biri diyelim işte. Eziyet çekmiş, yıllarca sinemacılık yapmış. Aynen. İşte gelen insanları tanıyan. Olmasını isteriz Peki. diyelim. Adnan abi teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Biz Adnan abiyi gönderelim. Ben teşekkür ederim. Muhabbetimize devam edelim efendim. Evet işte yerinde sohbet programımıza başladık. Adnan abi, Zeki abi her gün efendim elinden geldiği kadar yardım ediyor, konuşuyor. Ona burada desteğini esirgemiyor. Evet Zeki abi. Birçok programda beraber olduk. Tüm dünya bizi izledi, takip tabii etti ki efendim, sen zaten tabii. bir markasın. Özellikle dışarıdan olsun. Gelenler seni geliyorlar, ziyaret İlk ediyorlar. İlk baştan Avrupa'dan gelenler beni ziyaret ediyor. Evet. Zeki abimiz diyor, olmadı mıydı? Bizim tadımız, tuzumuz yok. Ben bir yere geçsem, bu çarşı esnafı beni deli kuzunun gibi arıyor. Evet. Çünkü diyor ki, neredeydin diyor. Özlüyorlar seni, merak Çok ediyorlar. Özlüyorlar. Evet. Peki efendim, şimdi şöyle başlayalım. Birçok kişi tabii hayatın hakkında bilgileri sahipler ama dilersen yeni bir program yapıyoruz, yerinde tabii, sohbet yapıyoruz. Tabii hani efendim. Şöyle doğduğun günden başlayalım. Bitirim Zeki kaç yılında dünyaya geldi? Nerede dünyaya geldi? Doğduğum yıllar 1955'te ASES doğuşum öyle. Fakat nüfusta 48. Nüfusta 48. Nüfusta 48. Aylık Elbeyli'nin Aylık köyünde doğmuştum. Kendi köyümü de Hakan Bey'le beraber çekimimizi yaptık. O evet, zaman daha önce da öyle bir program yapmıştık. Önce, evet. evet. Efendim orada köyümde göstermiştim. Aylık köyünde. Sonra bir aile Aylık köyünden ayrıldım. Sene 1960'da. 60'da evet. 60'da ayrıldım. Nereye gittin oradan? Sivas'a geldim. Buraya geldin Sivas'a. Babamı aradım böylece. İnşaatlarda çalışıyordu. Buldum. Hakkı Küçükkaya diye bir arkadaşımla tanıştık. Evet. Bu Hakkı Küçükkaya Ankara'ya göçtü. Beraber Ankara'ya gittik. Orada Ankara Devlet Tiyatrosu operasında
Evet. Çalışmıştım. Gündüzleri de malilik yaptım. Sonra Ayşe Tancu geldi. Dediler ki Ayşe Tancu gelmiş. Japon aile bahçesine. Ben dedim ki bu bir bayanı bir göreyim. Dansöz. Vardım yanıma, kolumdan tuttu, benimle İstanbul'a gelin. Gelirim dedi. Aldı beni Ümit Utku'nun yanına götürdü, Kervan filme. Nuri Sesi Güzel'le Fabrikanın Gülü filmini baştan sonuna kadar çevirdik. Kara Yılan'ı çevirdik. İlk film hangisiydi onu bir anlatsın. Fabrikanın Gülü. Fabrikanın Gülü. Aa, bu film. Evet işte bu, arkada. İşte, Fabrikanın Gülü. İşte tabi burası da Bitirim Zeki'nin hayatının evet. geçtiği büfesi. Her gün burada. Evet. İçeride yatıyorsun değil mi aynı İçeride zamanda? İçeride yatıyorum evet. Ve büfenin etrafında da tabii, o yıllarda tabii. çevirmiş olduğu oynadığı filmlerden fotoğraf kareleri. Evet Zeki abi. Sonra Yılmaz Güney'le Kasımpaşalı Recep filmini çevirdim. Ana Beni Versiyane'yi çevirdim. Ahmet Metin'le. Bundan sonra da efendime söyleyeyim. Zonguldak film Kala Gecesi'nden dönerken 200 metre uçurum uçtu. Bir trafik kazası geçirdiniz. Evet, 40 otobüs. Kişi, 40 kişi öldü. Bir şoförden kurtardım. Yani 40 kişi aklı rahmetine kavuştu. Bir tek siz sağ kaldınız. Zaten. Fakat rahmetli anam çok çileler çekti. Boydan boya alça içerisindeydim. Vücudunuzu tamamı alça içerisinde aldı. Komple alçaydı. Belki de kurtulacağınızı kimse bilmiyordu. Bilmiyordu. Evet. Efendim, alçayla böylece geldim. Anamı rahmetli çok çekti. Sonra Eğitir'e gittim İspart'a. Kurtarırım diye. Orada da yedayı yaptım. Orada da defalını bulamadım. Yavaş yavaş devletlerle çalışacağım dedim. Delalet ettim. Rahmi Bey'e geldim. Rahmi Bey'e dedim ki rahmetliye bana bir yer ver. Evet. Hay hay memnuniyetle dedi. Lokantasının yanında dedi. Eskiden beslenirdi bura. Evet. Geçmişte. Geçmişte. Oradan yer vereyim dedi. Yıl kaçtı? Tarihlerle söylüyor tabii. Sene 66. 66 yılı. Evet. 66 hani yılı. Hani çünkü izleyenlerimiz o tarihleri şöyle gözlerinin ucundan geçirirler değil mi? Bizi gurbette de izleyen birçok kişi var. Gurbetten izleyenler evet, de var. Devam edelim. 66'da ben burayı açtım dükkanımı. 66'da açtığımda... O zaman plastik değildi değil mi? Plastik değil, tahtaydı. Tahtaydı. Böyle bir nostaljik görüntüsü vardı. Evet. Evet. Daha sonra... Evet. Sonra bunu Sayın Valim Beysel Dalmaz bu barakayı getirtirdi İstanbul'dan. Güzelce bununla böylece... Yani Beysel Dalmaz'ın katkılarıyla o barakayı kenara tabii bıraktınız. Efendim. Böyle plastik görünümlü bir evet. büfeyi... Dost Derneği'de yardımcı oldu buraları yapmaya. Bunlarla beraber kardeşimi, hatta şimdi Veysel Dalmaz'la haftada bir kere konuşuyoruz devamlı. Arıyor sizi, sohbet ediyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi yalnız bu geçimimin için çocukları everdim. Kardeşimin çocukları. O da benim çocuğum. Tabii siz hiç evlenmediniz değil mi? Ben evlenmedim. Hiç evlenmediniz. Hiç evet. evlenmedim. Kardeşimin çocuklarını everdim. Öğretmen yaptım bir tanesini. Efendim o biri de sayın büyüklerimizden sizin sayenizde konuştum. Bir iş istedim. Evet. Yardımcı olun dedim. Bulamadık işte o büyük oğlana. Yani yeğeninize bir iş bulamadınız. Ona bulsaydım, da bir destek olsunlar diyorsunuz. Bulsaydım daha güzel olurdu. Bana da yardımcı olurdu. Güzelce. Güzelce bana yardımcı olurdu. Burada da gelir giderdi. Evim de burada olurdu. Perişanlık çekmezdim. Evet. Yaş gelmiş 70'e. Maşallah. Yine de çok şükür iyiyim. Diyorsun ki neşem, tabii, keyfim, tabii, muhabbetim tabii, yerinde. Tabii efendim. Böyle tabii. her gün burada seni görüyoruz, selamlıyorlar. Ya Allah razı olsun. Bağırıyorlar, Zeki Baba diyorlar, ya, Zeki abi diyorlar. Çok memnunum. Mutlu oluyorsun değil mi? Ya böyle taksiz geçerken el sallıyor sana. Dünyalar benim oluyor. Evet, dünyalar. Böyle anlat, anılardan biraz bahsedelim o geçmişteki. Sinema dünyasında tabii birçok ünlü aktrisle bir arada günler geçirdim. Ünlü artistlerin sonu yok. Yok diyorsun. Hiç yok. Yani çünkü, ne gördün sen o dünyada neden? Hani kaldığın kadarıyla? Ellerindekini, avuçlarındakini yedi, içti, bitti.
daha perişan duruma yani düştü. Yani sonu garibanlık mı oluyor? Garibanlık oluyor. Çok perişan duruma düştüler. Şimdi Allah'a çok şükür ben onlardan bin katlıyım. Evet. Neden? Çalışıp çabalıyım. Onlar çalışmıyor da. Biraz rahata mı düşkünler? Rahata düşkünler. Biraz evet. Rahata düşkünler. Onun için para da yok onlarda, pul da yok. Böyle gitti. Unutamadığın o film repliklerinden, sözlerinden veya da yaşadığın o film sahnelerinden hangileri aklında kaldı senin? O sahnelerden işte Ayşe Sancı ile Nuri Sesi Güzel'le beraber kaldı. Bunlarla beraber yaşadık. Güzelce İstanbul'da Ayazağa'da çekim yaptım. O kaldı. Efendime söyleyeyim. Beşiktaş'ta yaptık. O kaldı. Yani ya diyeceğim bir filmcilikten çok mutluydum. Tam o trafik kazası olana kazası kadar. Kazası olmasaydı ben bu memlekete dönmezdim. Evet. Ömür boyu kalırım. Şimdi ve beş... memleketin adını oralarda sürdürürdün değil mi o zaman? O zaman orada sürdürürdüm Sivas'ı, evet. Ne güzel. Sivas'ı. İnkar edecek değilim. Değil Sivas'tan mi? Ben memnunum. Dünyada en çok sevdiğim de insanlar Sivas'ta. Hay maşallah. Bak, ne beni güzel. Alanya'dan istediler. İlle burada kal dedi belediye reisi. Alanya'da kalmadım. Dedin ki benim doğduğum yer doğduğum önemli. Yer, büyüdüğüm yer Sivas dedim. Sivas'ı arzuladım, Sivas'ta kaldım. Ve burada da yaşıyorsun. Yaşıyorum. İyi ki çok, buradasın ama bak bir sürü sevenin var değil mi? Beni hepsi seviyor, yediden yer. Bak Orhan... Sana şakalar yapıyorlar mı? Aa yapmazlar mı? Gece gündüz. Bak Orhan abim en değerli kardeşim evet, bu. Selam ona da. Şimdi yok. Burada durman uzun süre iyi olmuyor hani yerinde sohbet olduğu için yanımıza gelmen lazım. Tabii. Yaklaş şöyle Aşes, sesini de duyuralım. Aşes, Esas Edir yaklaş bakalım Aşes, şöyle otur. Aşes dostu. Aşes dostum bu. İsminiz neydi? İsmim Orhan. Orhan alabiliyorum arkadaşlar sesi Orhan tamam. Bey. Ne kadar Orhan Bey? İsmim Karataş. Orhan Karataş. Karataş. İşletmecisiyim. Evet Orhan yaklaşık Bey. Yaklaşık Zeki abiyle 20 yıllık bir dostumuz var. 12 yıldırdan beri Zeki abiye hizmet etmekteyiz. Maşallah. Memleketin. Ben eyvallah. Olsun sorun değil. Gayet güzel. Doğal bir program. Evet. Memleketin renkli simalarından, renkli yüzlerinden. Özellikle yaz aylarımızda. Gurbetçilerin geldiği zamanlarda ziyaret edilen, il dışından gelenler İstanbul, Ankara'sı, İzmir'i dışarıdaki gurbetçiler. Geliyorlar Zeki Baba nasılsın diyorlar değil mi? Mutlaka Zeki abi görürler. Peki. Hal hatır sorup giderler. Bu caddenin bu sokağın adı da bitirim Zeki olsun diye bir başlangıç yapıldı. Olabilir. Evet. Olur değil mi? Olsun da isteriz de tabii. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani burayla bir özleşsin. Tabii, İsmi tabii. Olsun mutlaka. İsteriz memnun oluruz çünkü yani. Yarın bir gün hep biz göçüp evet. Gideceğiz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. En azından bir adımız yaşasın. Geçelim. Sağlığım da bir böyle. Vay kesinlikle. Be. Olmalı. Sayın Sami Bey'den evet. Ricam bu. Belediye başkanından rica evet. Ediyorsun. Evet. Diyorsun ki sağken ben bu sokağın veya caddenin adını bitirim Zeki Sokağı evet. Olsun. Bir tabela yazalım diyorsun. Tabii. Estağfurullah destekliyor mu? Tabii destekleriz. Zeki abinin de geçmişine bakmak lazım. Bir sürü filmlerde rol almış. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Memleketin önüne giren sinema artistleriyle filmler olan geçmişi parlak. Tabii, yani tabii. Sivas için medar ihtiyarımız bir abimiz. Ne Allah güzel. Razı olsun. Bunları desteklemek gerekiyor. Kesinlikle. Zeki abinin biz burada eliyiz, ayağıyız. Tabii. Yardımcı olursunuz. Ya. Vay sağ olun. Bir ne kadar yerini alırız yapmıyor. Götürürüz. Hay maşallah. Yiyeceğini yer, içeceğini içer. Lavabo ihtiyacını gideriz, geri getiririz. Tabii. Peki. Tabii. Orhan Bey size de teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size kolay çalışmalar. Biz sohbete devam edelim. Evet, Zeki abi. Efendim. Buyur Hasan abi. Maşallah yani herkes seviyor, sayıyor. Ne kadar güzel. Zaten hani diyor ya ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Veysel'e dedi evet. Aşık ozanımız Veysel'imiz değil mi ya? Ya. Yani burası aşıklar ozanlar diyarı, sanatkarlar diyarı. Bir günde bitirim Zeki gider adı kalır. İşte bu. İşte o. Onun için sen de diyorsun ki herhalde ben tabii, ölmeden şu bir... sokağa adımı versinler de dünya ne gözüyle olursa. Göreyim diyorsun. Doğru. İnşallah. Efendim. Biz de bunu İnşallah. Belediye başkanından bir kez daha rica edelim, duyuralım. Rica ediyorum. Peki. Evet. Sayın Zeki Valim'den, abi. Sayın evet. Belediye reisimden bu sokağın ismi değişilmesi. Peki bunu da söyledik. Evet. Şimdi zor olmuyor mu? Sana burada tabii herkes destek oluyor, yardımcı oluyor. Zor oluyor. Bazen böyle hayata küstüğün oluyor mu? Ya hayır hiç olmadı. Hiç hayata çok şükür dedim Rabbime. Kendimden gelene kat kat hazırım. İşte bu değil mi? Tabii. Yani çünkü bizi izleyen birçok engelli tabii, vatandaşımız da var. Yok ibretle elece direnmeymiş, döşürmeymiş bunları ben aklımdan silerim. Asla bunları kabul etmiyorum diyorsun. Bunları ilahı görmek. Evet. Hiç. Çünkü anlayın teriyle çalışacağım.
Onun zevki daha başladı. İşte bu. Hani diyorlar ya hani iş yok, aş yok. Çalışan herkese var. Çalışana bir kefil satsan yine para kazanır. Maşallah. Bak ya. Sen yıllardır mücadele ediyorsun. Yıllardır. 50 senedir ben buradayım. 50 senedir. 50 senedir. Dile kolay. Yarmasın. Ya. Peki için, kış aylarında burada olmuyorsun ama herhalde. Kışın 11. 12. ayda ben geliyorum. Hakan Bey. Yani yazın, Nisan, yazın. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül burada üçüncü oluyorsun. 3. ayda geliyorum, tamam. Diyorsun ki yazı güzelce burada geçiriyoruz. Evet efendim. Beraber havalar soğumaya başlayınca artık köyün yolunu tutuyorsun. Köyün yolunu tutuyorum. Orada da bana çok yardım ediyor kardeşim. Çok bakıyor. Evet. Tabii ben onlara bakıyorum ki onlar da bana bakıyor. Ben onlara bakmazsam kim bakar bana? Aslında insan insana yansımalı değil mi? İnsan yani, insana yansımalı. Çünkü evet. Destek olalım tabii, ki tabii, birbirimizi tabii. Güzel bir şekilde yarınlara hazırlayalım. Bir daha insan insanı tecrübe etmemelidir. Evet. Tamam mı? İnsanlık yani ya parayla pulunla olacak iş değil. Bir tatlı değil. İçinden gelecek. İçinden. E şimdi bu adamı sen türkü söylemeyi seviyorsun aslında benim bildiğim kadarıyla. Tabii tabii. Var mı şöyle bir küçük bir dörtlük alalım mı bir türkü? Alalım efendim. Nedir? Ne söylemek istersiniz siz? Belçikalı arkadaşım da geldi evet, bak. Evet böyle bak herkes. Bu da Belçikalı arkadaşım. Merhabalar. Ya. O zaman türküyü söyler misin? Tamam. Peki hadi bakalım. Şimdi efendim yerinde sohbet programı Bitirim Zeki Sivas'ımızın gerçekten en tanıdık simalarından bir tanesi. Biz de fırsat buldukça yayınlarımızda ona yer vermeye çalışıyoruz ki iyi de yapıyoruz. Hadi. Çünkü Sivas'ın herkes efendim Bitirim Zeki'yi tanısın, tüm dünya gösteriyoruz. Tabii. Evet Zeki abi hadi seni dinleyelim. Kader neyleymiş ne söylesem ne söylesem boş. Gece gündüz dolaştım aşkınla sarhoş. Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştim. Ne sen beni unutabildin, ne de şu gönlüm avutabildin. Unutamam seni, unutamam seni, unutamam. Efendim yüreğine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizi Yeşilçam günlerine götürdün. Evet efendim, evet. Sağ yani, olun, var olun. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Böyle güzel bir şarkıyla da. Sizin gibi abilerin sayesinde dağları aşarım. Hiç benim için vız gelir. Ne güzel. Sağ ol. Peki. Efendim tabii yerinde sohbet programımızda elimizden geldiği kadar Sivas'ta şehrin birçok yüzünü sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki gittiğimiz her yerde de gayet güzel tatlı sohbetler çıkıyor. İşte onlardan bir tanesinde Sivas'ta küçük dünyasında ama o büyük kalbiyle gerçekten her gün yaşama mücadelesi veren. Tabii çok şükür. Bitirim Zeki lakabı değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Evet. Kaç yılında sana bunu dediler hatırlıyor musun o günü? Bunu 66'da dediler. Yani ismi zaten Zeki. Tabii. Ama dediler sen meşhursun, meşhursun dediler, ismin Bitirim Zeki kalsın. Burada bir tane arkadaşımız. Hatırlıyor musun onu diğerini? İbrahim abi. Hayatta mı kendisi? Felç oldu. Felç oldu, burada. Geçmiş olsun ya, orada. Ya. İbrahim Bey dedik İbrahim abi olarak. Evet. Artık Bitirim Zeki öylece kaldı. Evet efendim, ondan sonra isim değişilmedi başka. bir marka olmuş oldun aslında değil mi? Markalar efendim. Evet, bak, gelen geçen tabii, selam veriyor, tabii, seni tabii. Böyle Allah korna çalanlar olsun. Oluyor, el sallayan. Evet. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğin, söyleyeceğin buradan bizi takip eden, izleyen birçok vatandaşımız var tabii. Sağ olsun Sivas halkına minnettarım. Hepsine peki. Sağ olsunlar. Peki. Efendim yeniden bir yerinde sohbet programında nerede olacağımızı bilemiyoruz ama biz hayatın hep içindeyiz. O yüzden yerinde sohbete sizler de çağırın. Sizinle de sohbet edeceğiz. Her sohbeti yerli yerinde yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Gün gelir de beni
Yeminim.